Evet dostlarım, uzun bir zaman sonra yepyeni bir Codename videosuna hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yaklaşık belki 2 haftadır Codename videosu gelmiyor. Her videonun altına abi Codename nerede diyorsunuz, abi Codename niye atmıyorsun, abonelikten çıkarım diyorsunuz. Beni tehdit etmeye çalışıyorsunuz. Codename'in gelmemesinin belirli sebepleri vardı. Ve bu videoda bu sebepleri öğreneceksiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi çok farklı ve garip bir evrendeyiz. Niye bu evrendeyiz biliyor musunuz? Çünkü geçen bölüm ekranda şu anda görüyorsunuz dostlarım, büyük bir konsey savaşı vardı. Ve bu konsey savaşında kayıplarımız oldu. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Bir yandan Nulu efsanesinin içine girmişti. Ve bir yandan Nulu böyle saldırmaya başladı. Nulu aslan almaya başlamıştı. Ve dostlarım ben Nulu öldürmeye çalışıyordum. Brianna dedi ki Nulu öldür, Nulu öldürürsen ben de öleceğim falan dedi. Ve ondan sonra ben Nulu öldürmeye çalışırken Yüce Usta geldi. Ve Yüce Usta Nulu öldürdü. Ve Yüce Usta yani kendi kızını Brianna'yı öldürmek zorunda kaldı. Sırf Nulu öldürmek için. Ve ondan sonra dostlarım bir şekilde hayatta kaldık. Ben Yüce Usta'yı teselli ederken kafamızı yukarıya kaldırdığımız zaman Entity'yi gördük, Chris'i gördük ve Lady'yi gördük. Yani rakip konsey üyelerini gördük. Bize bakmalarından sonra bir anda yanımıza Entity blokları geldi ve o bloklardan TNT sesi çıkınca biz Yüce Usta'yı direkt bir portala, yani şu anki girdiğimiz evinin portalını atladık ve buraya geldik. Bakın yaklaşık 7 gündür, bak tam tamına 7 gündür ben sürekli Yüce Usta'yla konuşmaya çalışıyorum. Bakın video gelmemesinin sebebi bu dostlarım. Artık dedim ki artık Yüce Usta yapacak bir şey yok. Yani Yüce Usta kendisi bilir. Hiçbir şekilde bana cevap vermiyor. O yüzden bu videoyu kendi başıma çekiyorum. Videoyu hemen kısacık bölüyorum. Şu anda videoyu izlerken aşağıdan bir like bırakmayı ve kanalıma mutlaka abone olmayı unutma dostum. Yeni videonun gelmesini istiyorsan bu videoya 30.000 beğeni atmamız lazım. Ve eğer abone olursan görmüş olduğun gibi şu anda ismin ekranda çıkar. Hadi abone ol. Yani Yüce Usta'dan hiçbir şekilde dostlarım geri dönüş alamıyorum. Şimdi size Yüce Usta'yı göstereceğim bakın. Şimdi şöyle göstereyim önce bakın. Şu anda biz bu evrene geldik. Bu evrene gelmemizi sağlayan portal bakın şu tepede görüyor musunuz? Bak şurada. Biz direktman ekranda şu anda görüyorsunuz. Yüce Usta'yla bir tane turuncu bir portaldan içeriye geçtik ve direktman buraya geldik. Ve bakın şu portalda geldiğimiz yer. Biz buradan aşağı indik bundan 14 gün önce. Aşağıya indik tamam mı, buraya geldik. Ve Yüce Usta bakın şurada bir yerde 14 gündür dostlarım bakın. 14 gündür nerede Yüce Usta? Bak burada. Bak görüyor musunuz? Yüce Usta bak abartmıyorum yani 6-7 günde diyebilirim toplam yani mantıken. Bazen sonucu kapanıyor çünkü Codename server'ı. Yani toplam dostlarım 6-7 gündür Yüce Usta bakın burada bu ağacın önünde oturuyor. Ve hiçbir yazdığım şeye cevap vermiyor bakın. Hiçbir yazdığım şeye cevap vermiyor. Yani şu anda bizim savaşmamız gereken bir konsey var değil mi? Entity var. Lady var. Dolar Fred efsanesi var. 32 efsanesi var. Nulu öldürdük. E bizim taraftan da Brianna öldü. E bizim konsey de var dostlarım. Bizim taraftaki konsey de var. Yani Yüce Usta'nın şu anki benim içinde bulunduğum bakın bu kıyafetli konsey de var. Yani Okazor, Kajaros onlar nerede bilmiyoruz. 7 gündür Yüce Usta sırf Brianna öldüğü için ben öyle tahmin ediyorum. Yani Brianna kendi kızını kendi öldürdüğü için depresyona girdi dostlarım. Artık kafayı mı yedi, depresyona mı girdi bakın. Burada böyle 7 gündür oturuyor abi. Neler neler yazdım. Dedim ki bak savaşman lazım Yüce Usta. Bak kalk savaşalım. Kızının intikamını alman lazım. Gel portaldan geçip konseye geri dönelim. Gel Entity'yi öldürelim. Artık ban yemekten korkmuyorum. Gel sonuna kadar savaşalım ve bu ızdırap bitsin diye 70 defa söyledim. Siz de beni oradan darlıyorsunuz. Yok abi Codename videosu nerede? Abi Codename videosu atsana. Niye Codename atmıyorsun? Abonelikten çıkacağım. Yani bunu diyen arkadaşlar lütfen abonelikten çıkabilirsiniz. Yani kapı açık buyurun gidin. Sanki keyfimizden atmıyoruz. Ayrıca Codename serisini bu kadar da istiyorsanız, çok seviyorsanız bu videoyu sizlerden 40.000 beğeni bekliyorum. Yani bunu yapmanız gerekiyor dostlarım. Eğer Codename'i seviyorsanız bu videoları 300.000 kişi izliyor. 300.000 kişinin 40.000 like atamıyorsa zaten Codename'i sevmiyorsunuz demektir. O yüzden like tuşunu kırıyorsunuz ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve ben de tekrardan Yüce Usta'yla konuşmaya çalışacağım. 7 gündür adama yazmaya çalışıyorum. Yani kendi başıma da gitmedim. Normalde kendi başıma da portaldan geçip direktman konsey klasesine geri dönebilirdim. Entitylerle savaşabilirdim ama Yüce Usta olmadan bunun bir anlamı olmazdı. Son bir kez şansımı deneyeceğim. Bakın sabahın erken saatlerinde tekrar sunucuya girdim ve görmüş olduğunuz gibi Yüce Usta hala da aynı yerde oturuyor. Dostlarım ben gittim saç sakal tıraşı oldum. Neler neler yaptım yani. Kaç gün geçti adam hala burada oturuyor. Ben bu kadar dostlarım böyle bir şey görmedim. Adam 7 gündür burada oturuyor bakın 7 gündür. Yanına yaklaştığımda büyük ihtimalle karartı girecek. Evet bakın karartı girdi. Normalde Yüce Usta'nın yanına yaklaşınca direkt böyle karartı giriyor. Yani Yüce Usta yalvarıyorum bak tamam kötü bir durum yani. Kızını kendin öldürdün geçen bölüm. Bunu farkındayım. Kızını kendin öldürdün ama yani kızının intikamını almak varken böyle ağacın dibinde böyle oturmanın ne anlamı var ben anlamıyorum ya. Great Master Yüce Usta. Son bir kez konuşmaya çalışacağım dostlarım. Kendi bilir. Eğer gelmezse benimle konsey kalesine ben gideceğim kendi başıma. Entity'nin konseyiyle savaşacağım. Ölürsem de ölürüm artık. Yeter artık. Bak Yüce Usta. Bak son kez söyleyeceğim sana bunları. You been sitting here for 6 days. Yani 6 gündür burada oturuyorsun. Hatta 7 gün oldu. Bugün 7. gün. 7 gündür burada oturuyorsun. 7 gündür burada sadece bekliyorsun. Why are you doing this? Bunu niye yapıyorsun? Yani bunu yapmanın sebebi ne? Böyle yapınca Brianna geriye mi gelecek? Yüzünü de göremiyorum dostum. Yani yaklaştırmakta da korkuyorum öldürecek diye beni. Bunu niye yapıyorsun yazdım en son. You are the Great Master. Full böyle dostlarım gaza getirici konuşmalar yapıyorum. Sen Yüce Usta'sın. Niye burada 7 gündür oturuyorsun? 7 gündür aynı konuşmaları yapıp duruyorum. Bu sefer videoyu açtım tekrar yapacağım. If you want to revenge your daughter. Kızının intikamını almak istiyorsan
We have to fight. Savaşmak zorundasın. Savaşmak zorundayız. Can you hear me? Beni duyuyor musun? İpleme ki dostlarım. Onda değil bakın. Uyuyor şu an. Bilmiyorum. Uyuyor da olabilir yani. Çünkü bakın kafası aşağıda göremiyorum. Yani suratını direkt... Ha bak. Burada bak. Suratını görüyor musunuz? Neler yazdım. Bak siz gördünüz. Yüce Usta 7 gündür burada oturuyorsun. Niye bunu yapıyorsun? Sen Yüce Usta'sın. Kızının intikamını almak istiyorsan savaşmamız gerekiyor. Beni duyuyor musun? Yok hocam. Hiçbir şekilde bana cevap vermiyor. Kendi bilir abi. Kendi bilir. Dediğim gibi kendi bilir. Acaba vursam mı dostlarım şuna? Ben yumruk atıp böyle kalk lan artık yeter mi desem diye düşünmeye başladım. Bir yumruk atsam ne diyorsunuz? Çünkü iplemiyor hiçbir şekilde bak. Görüyorsunuz şu an beni hiçbir şekilde iplemiyor. Hiçbir şekilde yazdığım hiçbir şeye cevap vermiyor. Dostlarım ben buna yumruk atacağım. Direktman yumruk atacağım. Böyle olmaz. Yüce Usta kalk ayağa. Yüce Usta kalk ayağa. Kalktı! Niye vuruyorsun lan? Aa kırardı gitti. Dostlarım şerefsize bakın bir de bana vuruyor. Bakın ona vurdum hani kalktı ya. Harbiden kalktı şu an bak. 7 gündür ilk defa kalktı oradan. Direkt bana bir şeyle vurdu böyle büyülü bir şeyle. Ve canım 2 kalp falan kaldı. Bak yine oturdu oraya. Sen bilirsin Yüce Usta. Okey tamam. Tamam sen bilirsin. Hiç sıkıntı değil. Tamam dostlarım kendisi bilir. Kendisi bilir. Kendisi bilir. Kendisi bilir. Kendisi bilir. Ben artık en son çaremi de yaptım. Kalktım Yüce Usta'ya bir yumruk attım. Bir daha dostlarımla uğraşmam. Bir daha hiçbir şekilde uğraşmam. Tek başıma gideceğim savaşacağım o konsey karesinde. Pekala alright. Alright. I'll fight alone. Yalnız başıma savaşacağım. Continue to sit here Great Master. Burada oturmaya devam et Yüce Usta. Sen burada oturmaya devam et. Sen burada oturmaya tamamen devam et. Nothing's going to change. Aynen şöyle yazdım dostlarım. Sen burada oturmaya devam et. Yüce Usta hiçbir şey değişmeyecek yazdım. Ben gidiyorum dostlarım. Kendisi bilir. Harbiden kendisi bilir. Ben direkt gidiyorum. Umurumda değil yani. Bakın portal orada görüyor musunuz? Ben Yüce Usta 7 gündür bekliyorum ve bu yüzden Codman videosu gelmiyor. Yüce Usta kendisi bilir abi. Cidden kendisi bilir. Umurumda değil artık. Dostlarım ben gidiyorum. Konsey Kalesi'ne yaklaşık bakın 10-12 günden sonra bayağı oldu yani. 2 haftaya yakın oldu. 2 hafta sonra tekrardan Konsey Kalesi'ne gireceğim. En son Konsey Kalesi'nde savaşıyorduk. Peki 12 gün içerisinde Konsey Kalesi'nde ne oldu? İnanın bilmiyorum yani. Çünkü gerçekten bilmiyorum. O kadar zorla kaçırıyoruz ortada yoktu yani. Konsey Kalesi'ne savaşmaya gelmediler. Brianna öldü. Bunun içine girerek öldü. Biz de Brianna'yı öldürdük. Bu yüzden Null efsanesini öldürmek için Null'u öldürmeyi başardık. Ve şu anda yani Konsey Kalesi'de neler dönüyor, kimler var, kimler yok hiçbir şey bilmiyorum. Ve şu an dostlarım belki de ölüme gidiyorum. Belki de bu video son Codman videosu olacak. Belki de direktman Konsey bu portaldan geçtiğim anda öleceğim. Belki direktman Konsey bölgesinde entity olacak ve direkt bana sağlayacak bir vuracak öleceğim. Bilecek her şey bitecek. Yani şu anda bunu bilemiyorum. Belki bu video dostlarım 6 dakikalık bir video da olabilir. Yani şu anda bunu bilmiyorum. Ama son kez bir video ustaya bakacağım. Gelmiyor değil mi? Gelmiyor abi yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey kalmadı dostlarım. Artık yapacağımız tek şey tek başımıza. Biz bu sunucuya tek başımıza girdik. Tek başımıza da ölürüz. Hiç sıkıntı değil. Tek başımıza savaşmaya devam edeceğiz. Yanımda siz varsınız. O bana yeter. Like'larınızla, desteklerinizle, benim yanımda olduğunuzu hissettirmeniz bana yeterli. ABD'de PDV silahını al. Ve portal atla. Selamun aleyküm. Biri var mı? Oğlum 10 gün sonra konsey kalesine geldim lan! Oğlum bura patlamış dostlarım burası patlamış bakın! Yerler patlamış! En son buraya TNT gibi bir bloklar koymuşlardı ya patlama sesi çıktı hatta ekranda görüyorsunuz. Biz sonra Yüce Usta'ya kaçtık. Bakın dostlarım buralar patlamış. Tamam sakinim abi. Yapacak bir şey yok dostlarım. Öleceksek de öleceğiz yani. Yukarıda birileri var mı? Yukarıda biri yok. Var mı lan? Aa, var lan dostlarım. Birileri var. Vallahi bir dakika birileri gördüm orada birileri var. Birileri var bir dakika birileri var. Aşk yukarıda birileri var. Yukarıda birileri var bekleyin sakin gözükmemem lazım. Yukarıda birileri var dostlarım yukarıda birileri var. Kim lan onlar? Bir dakika tipleri normal bunların normal oyuncu gibi tipleri var. Yukarıda dostlarım yukarıda başka birileri var bekleyin. Oğlum ne olmuş lan 14 günde buraya? Tamam sakince yukarıya çıkacağım direkt öldüreceğim onları dostlarım. Direkt öldüreceğim. Bir dakika yazdı bir yazdı. TJ178 kim oğlum? Buraya mı yerleşeceğiz? Buraya mı kurulacağız yazdı. Buraya mı yerleşiyoruz yazdı. TJ178 bunlar normal oyuncu olmasın lan. Bir dakika Elton Duck kim? Bu da kankası herhalde. I don't know bro. This place is awesome. Bilmiyorum kardeşim burası mükemmel yazdı. Dostlarım bunlar gerçek oyuncu. Bakın biri diyor ki buraya mı yerleşiyoruz diyor. Diğeri de diyor ki hayır bilmiyorum kardeşim burası çok mükemmel bir yer diyor. Oğlum konsey kalesinin normal oyuncular mı buldu lan? Bir dakika dur. Bunlar normal oyuncu dostlarım. Bunlar efsane falan değil ya da konsey üyesi değil. Lan! Buraya bakın lan! Stop! Dur! Kimsiniz lan siz? Tiplere bak dostlarım! Kimsiniz oğlum siz? Aha yazdı bakın sen kimsin yazdı? Ulan asıl sen kimsin?
Ne işin var senin bu? Tiplere bak dostlarım, bunlar normal oyuncu sunucuya girmişler. Who are you? Sen kimsin? How did you get here? Buraya nasıl girdiniz lan? Buraya nasıl geldiniz? Cevap verin, vallahi ikinizi de öldürürüm ha. Şu an dostlarımın konsey kalesi en son hayvan gibi patlamıştı. Konsey kalesinde kimse kalmamış lan, entitenin konseyiyle alakalı kimse kalmamış. Sadece burada iki tane normal oyuncu var. Ben de siz asasız kimsiniz, buraya nasıl geldiniz diye yazdım. Ben de zamanında sizin gibiydim gençler. Ama konsey kalesine böyle girmeyin, iki dakikada öldürürüm ikinizi de bak PDV'sinden ama. Gebertir miyim ediyorum? Ha yazdı. Biz survival oynuyorduk. Burayı bulduk, bu kaleyi bulduk. Etrafta gezinirken bu kaleyi bulmuşlar dostlarım. Bunlar survival oynuyorlarmış. Oğlum sunucuya nasıl girdiniz? Burası Codman sunucusu. Buraya nasıl girdiniz? Oğlum cevap versenize. Eline, dostlarım eline kılıç, ellerine kılıç aldılar. Oğlum siz dalga mı geçiyorsunuz lan bende? Siz kimsiniz lan? İki dakikada sizi paramparça ederim bak. Oğlum beni demir kılıçlarla korkutan rejelti mi sanıyorsunuz? Bu gitti bu. Oğlum mal mısın sen? Akılcını yere attı. Niye saldırıyorsunuz oğlum bana? Ben konsey üyesiyim lan. Mal mısınız siz? Bana niye saldırıyorsunuz oğlum? Bak arkadaşını öldürdüm, ban yedi. Aha dostlarım valla manyak bunlar. Ha kılıcını atarsın böyle işte. Okey okey, bait buraya yazıyor bak. Tamam bekle kardeşim yazıyor. Ha bekle aynen. Bak arkadaşım mefta oldu, tatlı köyü boyladı. Sorularımı cevaplayacaklar dostlarım, bakın burada ne olduğunu bunlardan öğrenebiliriz. Ben 14 gündür neredeyse burada yoktum. Burada ne olduğunu, konsey kalesinde birileri var mı yok mu diye bunlardan öğrenebiliriz. Beni öldürme tamam mı yazdı. If you answer my questions, eğer sorularımı cevaplarsan I won't kill you, seni öldürmem. Bu kadar basit. Eğer sorularımı cevap bulursan, bana yardım edersen ve bu konsey kalesinde dostlarım illa birilerini görmüştür de bilmiyorum gördüler mi? Ne zamandır buradalar? Bunların ne zamandır burada olduğunu bilmiyoruz. Ben de şey yazdım. Sorularımı cevaplarsan seni öldürmem yazdım. İlk sorumu soruyorum. How did you get into this server? Bu sunucuya nasıl girdiniz? Bu server'a nereden girdiniz? Dostlarım Codman sunucusunun IP'si böyle özel bir IP. Yani herkes alıp giremiyor. He de böyle normal oyuncular hiç giremiyor yani. Adam düz direkt normal bir oyuncu. Ben de bunu merak ettim. Şu anda bunlar nasıl Codman server'ına girmişler ve nasıl bu konsey kalesine gelmişler? Yani normal Codman server'ına girseniz farklı bir evrende başlayabilirsiniz. Bu adamlar direkt konsey kalesine gelmişler. Abi bir dakika, ne yazdı? Rus bir arkadaşım bana sunucu adresini verdi yazdı. Bir dakika, buna birisi sunucu adresini vermiş. Rus birisi sunucu IP'sini vermiş Codman server'ın. Who is that? O kim? IP veren kişiyi sordum. Bir dakika. Rus bir arkadaş. Belki de dostlarım sunucuda oynayan bir efsane, belki bunlara IP verdi bilmiyorum. Kim IP sana kim verdi yazdım. Acayip geldi. Eğer söylersen banlanırım yazdı. He, IP kimin verdiğini söylersen banlanırım yazıyor. Ulan bangalak. Bana IP'nin kimin verdiğini söylemezsen, sorularımı cevaplamazsan şimdi seni 2 saniyede öldüreceğim. Zaten ban yiyeceksin. Bir şey değişmeyecek yani. If you don't, eğer IP söylemezsen you'll die. Öleceksin. You'll get banned again. Yine banlanacağım yani. Bir şey değişmeyecek. Benim dangalak oğlum benim. Tipine tüküreyim. Böyle bir de üstüne garip bir şey giymişsin. Korkunç mu olduğunu düşünüyorsun? Zaten bana IP adresini sana hangi Rus kişinin verdiğini söylemezsen ben seni her türlü öldüreceğim. Ve öldüğün zaman yine ban yiyeceksin. Ragazov kim oğlum? Dostlarım ben Codman server'ında yaşlandığımı bilmiyordum. Ragazov kim ya? Ragazov diye birini tanıyor musunuz? IP Rus bir arkadaşımdan aldı dedi. Rus arkadaşın ismini sordum, Ragazov'muş ismi. Tamam onu boş verelim. Daha önemli sorularım var. Did you see anyone when you came here? Buraya gelen, burada olan ya da buraya gelen birisini gördün mü? Yani burada olan, bu konsey kalesinde olan ya da buraya gelen birilerini gördün mü? Onu sordum şu an. Bakın bu çok önemli. Çünkü şu an dostlarım konsey kalesi bomboş. İki tane normal oyuncu vardı geldiğimizde. Yani buradaki konseyleri nereye gitti? Lady nereye gitti? 32 nereye gitti? Chris vardı. Chris gerçi benim Bobby'nin dünyasında şu an taş dostlarım. Bizim dünyaya geldi, onu taş yaptık. Sandığa koyduk. Bir sürü konseyisi vardı, nereye gittiler? Aa dostlarım iki kişi görmüş. Bakın iki kişiyi görmüş burada. I saw two people yazdı. Who were they? Kimdi onlar? Describe their looks. Onların bana dış görünüşünü tarif et yazdım. Onlar kimin? Bana dış görünüşlerini tarif et. Yani dış görünüşlerini tarif ederse bir şekilde kim olduğunu anlayabiliriz. Kimlerin burada olduğunu anlayabiliriz. Ben bununla konuşurken de bir sağıma soluma bakayım da bir yerden dostlarım saldırayım benim. Herhangi buradan Lady çıkabilir, Entity çıkabilir, birileri çıkabilir ve bana saldırabilir. Ben iki kişiyi görmüş, dış görünüşlerini sordum. Senin gibi kıyafetleri vardı. Birinin ismi Okazor muydu? Dostlarım bakın iki kişi görmüş, benim gibi kıyafetleri varmış. Büyük ihtimalle bizim konseyden birilerini görmüş bu. Okazor bak, bir tanesinin ismi Okazormuş. Bir tanesinin ismi Okazorsa diğerinin ismi Kajdaros'tur büyük ihtimalle. Dostlarım Okazor'la Kajdaros'u gördü büyük ihtimalle, bakın burada Okazor'la Kajdaros'u görmüş. Peki Verdit Diego, onların nereye gittiğini gördün mü? Onlar nereye gitti? Bunu cevaplasın dostlarım. Verdit Diego, onların nereye gittiğini gördün mü? Onlar nereye gitti yazdım. Büyük ihtimalle Okazor ve Kajdaros'u görmüşler. Bakın benim gibi kıyafetleri varmış, öyle diyor. Nereye gittiler diye sordum. Kapıyı gösteriyor. Buradan mı girdiler? İçerideler mi lan Okazor'la Kajdaros? Ulan o kadar silah patlattım, çıkarlardı herhalde içeride olsalar. I can't open the door. Çık bakayım, ben açabiliyorum. Lan bir dakika, ölmüşler ya bunlar. Dostlarım Okazor ve Kajdaros burada. Hayır. Bir dakika, bunların konsey kıyafetleri burada. Lan Okazor'la Kajdaros nerede? Ne olmuş oğlum 14 gündür burada? Hep Vigilus'tan yüzünden dostlarım. Hep Vigilus'tan yüzünden. Galiba onlar burada öldüler. Onların oyundan ayrılma mesajlarını gördüm yazdı. Dostlarım Okazor'la Kajdaros da ölmüş. Bak ne diyor?
Galiba gördük işte yani Okuzlar ve Kajaros burada öldüler. Çünkü ben onların diyor oyundan ayrılma mesajlarını gördüm diyor. Codman serverında birisini öldürürseniz death mesajını görürsünüz. Yani demek ki Okuzlar ve Kajaros burada ölmüşler. Ama bir dakika, Okuzlar'ın yanında ölen kişinin Kajaros olduğunun alakalı bir emin olmak istiyorum. Okuzlar and who died? Okuzlar ve kim öldü? Kimin mesajlarını gördüm? Bana bunları söylemen lazım. Allah dostlarım, bizim konseyde adam kalmadı. Okuzlar'la Kajaros da tahminlerime göre öldü. Brienne öldü. Ben yaşıyorum. Yücoz zaten gitti. Tripkolik ağacın önünde oturuyor. Bittik dostlarım. GG olacağız. GG olacağız. Vallahi gittik. I think Karlov. Kajaros mu? Bir dakika dur. Kajaros mu? Kajaros mu öldü? Kajaros mu? Evet dostlarım. Kafa sallıyor bak. Karlov diye hatırlıyor. Okuzlar ve Karlov diye hatırlıyor. Karlov değil Kajaros. Okuzlar'la Kajaros burada ölmüşler abi. Okuzlar ve Kajaros burada ölmüşler dostlarım. Geçmiş olsun. Acaba kim öldürdü bunları? Onu soracağım bak. So how did they die? Onlar nasıl öldü? Bunu görmüş olması lazım yani. Left mesajlarını görmüş Okuzlar ve Kajaros. Peki nasıl öldüklerini gördü mü? Have you seen anyone else here? Burada başka birisini gördün mü? Bak iki kişi gördüm dedi dostlarım. O gördüğü kişilerin Okuzlar ve Kajaros olduğunu şu anda fark ettik, anladım. Başka birilerini gördün mü diye sordum. Kafasına hayır böyle yapıyor. Görmemiş herhalde. Abi bir şey daha yazdı. There were other people outside. Dışarıda başka insanlar da vardı ama onları tam göremedim. Emin değilim yani görüp göremediğime. Onlar kaçıyordu yazdı. Lan bir dakika, dışarıda Okuzlar ve Kajaros'tan başka birilerini daha görmüş ama onları tam görememiştik. Tam böyle tespit edememiş. Onlar kaçıyormuş dostlarım. Onları gördüğüm yeri göster. Show me this place. Onları bana gördüğüm yeri göster çabuk. Onları bana çabuk gördüğüm yeri göster. Yürü. Yürü lan. Yürü git. Abi bir dakika, buradaki olayı çözeceğim ben dostlarım. Okuzlar ve Kajaros'u kimin öldürdüğünü çözeceğim. Nerede gördün oğlum onları? Götürsene beni oraya. Nerede gördün? Abi bir dakika, buraya götürüyor. Arka taraf. Konsey Kalesi'nin arkasına götürüyor. Herhalde bu, bakın o dışarıdaki gördüğü kişileri burada görmüş. Aşağıda görmüş. Hatırladığım kadarıyla dostlarım buradan bir kütüphaneye giriyorduk. Bakın o kütüphaneyi şu an ekranda görüyorsunuz. Hatırladınız mı o kütüphaneyi? O kütüphanede böyle savaşmıştık. Hatta o zamanlar şey vardı. Divior, Bior ve Bior, Divior, Voidlar vardı. Üç kardeş. Bunlar vardı bakın. Bu kütüphanede savaşmıştık onlarla. O kütüphanenin olduğu yeri gösteriyor. Noktayı gösteriyor. Vallahi bak üç kişi gördüm diyor bir de dostlarım. Burada üç kişi gördüm diyor. Lan Divior, Okuzlar ve pardon, Divior, Bior ve şeyi görmesin. Allah, bir dakika dur. Aşağıda 3 kişi görmüş dostlarım. Şu tarafta. Oğlum inşallah dalga geçmiyorsundur bak benimle. İnşallah ben de dalga geçmiyorsundur, seni öldürürüm. Aşağıda 3 kişi görmüş dostlarım. Burada o kütüphane var bak. O kütüphaneyi tekrardan ekranda görüyorsunuz. O kütüphanede kimleri görmüş olabilir? Aşağıda 3 kişiyi gördüm diyor. Şeyi soracağım, bekleyin. Did they have clothes like mine? Benim gibi kıyafetler giyiyorlar mıydı yazdım. Yani konsey üyesi mi yoksa değil mi, bunu öğrenmeye çalışıyorum. Gördüğü kişilerin benim gibi kıyafetleri var mıydı kral? Böyle benim gibi konsey kıyafeti var mıydı? Hayır diyor dostlarım, yokmuş. Bir dakika, normal oyuncu görmüş oğlum. Oğlum bu şeyi görmesin. Voidlar, Divior ve Bior görmüş olmasın. Olma ihtimali yüksek, ben size söyleyeyim. Vallahi yüksek. Harkos, Miskel, Roxanne. Bu üçlü. Onları tam göremedim. Orada bir yere girdiler diyor. Abi kütüphaneye girmişler. Burada gördüğünüz kişi dostlarım kütüphaneye girmiş. Bak onları çok net görememiş. Buradan bir yere girmişler. Buradan böyle random bir yere girmişler. Eyvallah kral, teşekkür ederim ama üzgünüm, tamam mı? Bana sakın kızım, üzgünüm. Üzgünüm, çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Bunu yapmak zorundayım. Burası Coldman server dostlarım, acımak yok. Hiç çok üzgünüm yani. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şu anda benim öldürmem gereken bir ton konsey üyesi var. Abi şimdi direkt bana aşağı ineceğim. Dostlarım burada birilerini görmüş herif. Ve bakın burada buradan hani gördüğü kişiler maksimum nereye gitmiş olabilir? İzleyin şimdi bakın. Burada bir tane kütüphane vardı. Giriş nerede? Bakın orada dostlarım, girişi görüyor musunuz? Bak kapı açık. Vallahi kapı açık. Bakın buradan o kütüphane gibi bir yere giriyorduk. Hatta burada böyle hücreler falan vardı. Ekranda görüyorsunuz. Biz burada dostlarım Divior, Bior'la savaşıyorduk. Divior, Bior ve Void'larla savaşıyorduk bu kapının arkasında. Girsem mi içeriye? Giriyorum. Lan çok karanlık içerisi. Bu ne oğlum? O gördüğü üç kişi buradan içeriye girdi büyük ihtimalle. Uzun bir süre sonra bu kütüphaneye giriyorum. Şu an aşırı gerginim dostlarım. İçeride birileri olabilir. Abi çok sakin olacağım. Direktman. 32 veleydi. Dostlarım 32 veleydi orada. Hayır. Hayır 32 veleydi orada. Öldü. Öldü. Silahım gitti. Lady silahımı aldı. Lady silahımı aldı. Lady silahımı aldı. Lady silahımı aldı. Tamam. Sadece beni dinleyin. Sadece beni dinleyin. Sadece beni dinleyin. Tamam sadece beni dinleyin. Silahımı aldın, okey. En iyisi sensin. Sadece beni dinleyin. Sadece beni dinleyin. Great Master has given up. Yücios da pes etti. Yücios da direkt pes etti. Şu an artık o savaşmıyor. Pes etti. All the members of the new council are dead. Yeni konseyin tüm üyeleri öldü. Hepsi öldü. Okuzlar, Kajaros, Brienne hepsi öldü. Entity 303 and you. Entity 303 ve siz. You won. Kazandınız. Savaşı siz kazandınız. Biz kazanmadık. Savaş siz. Savaş size ait. Artık siz. Siz artık konseyin yeni sahibi sizsiniz. Bunu kabul ediyorum. Savaşı siz kazandınız. Bakın ben teslim oluyorum abi. Ben teslim oluyorum, tamam mı? Entity ve siz kazandınız. Bu savaşı yani sizin konseye kazandı. Biz kazanmadık. Bizdeki herkes öldü, okey mi? İstediğiniz buysa kazanan taraf sizsiniz. Biz değiliz. Tebrikler Barolo. Kabullendin. Bunu kabullendin yazdı. Evet. Kabullendim. Kazanan taraf sizsiniz. Bunu sonuna kadar kabul ediyorum. Kazanan taraf sizsiniz. Yüce Usta kaybetti. Biz kazandık. Aynen öyle lafı ağzından aldın. Yüce Usta ve biz kaybettik. Siz kazandınız. Biz kazanmadık.
No, all the control is on me and my team. Artık tüm kontrol bende ve benim takımımda. Aynen. Artık konsey size ait. Tüm evrenleri siz yöneteceksiniz. Tüm efsaneleri size bir şekilde yön vereceksiniz. Savaşı siz kazandınız. Konsey artık size ait. Öldürün beni. Öldürün beni. Kazanan taraf sizsiniz. Ben niye yaşıyorum ki? Öldürün beni. Ben niye yaşıyorum? Konseyden tek ayakta kalan, yani yeni konseyden ayakta kalan tek kişi benim. Öldürün beni. Öldürün de bitsin lan bu işkence. Öldürün beni. Öldürün. Al. Al bak, silahlarımı da atıyorum. Al. Bak, silahlarım da orada. Her şeyi attım. Sadece beni öldürün. Sadece direktman beni öldürün. Beni öldürün ya. Mob Picker'ı aldım envanterimi dostum. Çaktırmayın. Çaktırmayın. Özel tuşum çalıştı. Özel tuşum konvansiyon vurmaya çalıştı. Mob Picker'ı envanterimi aldım. Çaktırmayın. Öldürün beni. Öldürün. Öldürün beni. Gebertin lan beni. Yayla öldürmeyin beni. Hayır. Yayla öldürmeyin. Yayla ölmek istemiyorum. Hayır. Hayır, yayla öldürmeyin. Wait, kill me with my own gun. Beni kendi silahımla öldürün. Ben bunu istiyorum. Bak, beni bunlarla öldürün. Beni yayla öldürmeyin. Beni bunlarla öldürün. Beni kendi silahımla öldürür müsünüz? Ben okla ölmek istemiyorum. Beni kendi silahımla öldürün. Bunlarla öldürün beni. Aynen. Öldürün beni. Öldürün lan beni. Gel buraya, gel. Buraya gel. Dostlarım, bunda ok var. Bir dakika, bunda ok var. Bunda ok var. Dostlarım, neydi yine? Sıfır edeyim, ok picker aldım. Bunda ok var, o sıkıntı. Bunda ok var. Nerede o? Orada abi, ok dostlarım yayla tutuyor. Bunu çok gizli bir şekilde almam lazım. Çok dikkatli bir şekilde nişan almam lazım. Nerede bu? Nerede bu? Aldım. Ne oluyor lan? Dostlarım, oyun glitchleniyor. Bir dakika, bunda mob picker aldım. Oyun glitchleniyor. Ne oluyor? Dostlarım, orada 32 mob picker alırken bir anda bana ok fırlattı. Son anda bakın. Envanterimi şu an hepsini aldım bakın. Lady, dolar Freddy. 32 envanterimi aldım ama oyun donuyor lan. Ne oluyor? Hayır. Dostlarım bakın. Glitchlenmişim. Bir dakika, karakterim glitchlenmiş. Dostlarım, karakterim glitchlenmiş. Karakterim glitchlenmiş. Bir dakika. Hareket edebiliyor muyum? Lan karakterim kendi kendine hareket ediyor. Ne oluyor lan? Oyun bakın, arada oyuna glitch giriyor. Görüyor musunuz? Oyun arada glitch giriyor. Benim buradan kurtulmam lazım. Hasar alıyorum lan. Ne oluyor? Abi, hepsini mob picker almayı başardım ama bunu dostlarım, bunu hesaba edememiştim. 32 direkt ok kullanıyor. Doğru. Özel düşüm çalıştı ve envanterimi mob picker alabildim ama şu anda bakın oyun yine bak, yine donuyor. Bak, benim buradan kurtulmam lazım. Dostlarım, benim buradan kurtulmam lazım. Hasar da alıyorum. Görebilirim. Şu anda Lady, 0 edim ve 32 envanterimde. Onları envanterimi almayı başardım. Hepsini yakacağım. Bir dakika, çakmak çalışıyor mu? Çakmak da çalışmıyor. Bir dakika, çalışmıyor. Şu an glitchlendiğim için dostlarım, o da çalışmıyor. Bir dakika. Direktman 32 dostlarım, virüs gibi vardı ya 32'de. Direktman oku glitchleyebiliyor. Virüs gibi şu anda 32'de olduğu için direktman oku glitchleyebiliyor benim. O yüzden de dostlarım, okla bana attandı. Bakın, ok sıktığında direkt glitchlendim. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Dur. Abi, bir şey yapmam lazım. Bekleyin. Ne yapacağız? Envanterimde biri kurtaracak bir item var. Oğlum, oyun sürekli donup donup duruyor. Çıldıracağım. Oyun donma artık. Bir dakika, bende ta Bobby Troll videosundan kalma 8x scale regeneration dostlarım şeyi var. İksiri var. Bu iksiri basarsam boyum giant rex gibi oluyordu. Bir dakika, bu iksir beni kurtarır mı acaba? Oldu. Dostlarım, oldu. Kurtuldun mu? Kurtuldum. Oldu. Oldu. Kurtuldum. Bir dakika, kurtuldum. Dur. Çıkmam lazım buradan. Dostlarımdan çıkmam lazım. Vallahi çıkmam lazım. Bir dakika, Kevin'in ışığından makinesiyle çıkabilir miyim buradan? Oğlum, dev oldum şu an. Dostlarım, dev oldum. Bakın, ben bu iksirleri ta dev borolu trollünde, Bobby'yi trollerken dev borolu olarak o zaman kullanmıştım. O zamandan beri envanterimdeydi. Bu iksirin bu işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Bir dakika, şu an hareket edemiyorum dostlarım. Çok büyük olduğum için kafam sıkıştı. Hareket edemiyorum. Benim bir şekilde ışınlanma kılıcıyla kendimi buradan çıkarmam lazım. Tamam, ışınlanıyorum. Abi, ışınlanarak buradan çıkabilir miyim? Abi, dev oldum dostlarım. Vallahi dev oldum. Bir dakika, çıkabilir miyim? Çıktım, 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 yes, çıktım. Dostlarım, çıktım, 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 dev oldum, çıktım. Kurtulduk, kurtulduk. Bir dakika, benim bu devlikten kurtulmam lazım ama dostlarım, şu an dev olmak işime yaramaz. Vallahi devlikten kurtulmam lazım. Oğlum, dev oldum lan. Kodman server'ında şu an dev oldum dostlarım. Herkes benden korksun lan. Hepsini envanterimi aldım. Hepsini teker teker envanterimi aldım bakın. İşte benim adım Borona oğlum. Biaz edeceksiniz lan. Hepiniz biaz edeceksiniz oğlum. Tüm konusu yerleri. Lady, 32, dolar sıfırı, hepsini envanterimi aldım. Tamam, şimdi benim bu şeyden kurtulmam lazım abi. Ben böyle büyük olmak istemiyorum. Dostlarım, ben böyle büyük olmak istemiyorum. Bir dakika, inek minek var mı buralarda? Abi, bana acil inek lazım. Bir dakika dostlarım, bana acil inek lazım. Buldum. Buldum. Abi, şunun içindekileri boşalt. Bekle, boşalttım. İnek gel buraya. Aldım. İç şunu. Küçüldüm. Başardım, tam küçüldüm. Abi, şimdi gelin lan buraya. En zevkli kısmına geldik dostlarım. Olayın en zevkli kısmına geldik. Gelin lan şimdi buraya. Abi, ateşi yak. Gelin lan şimdi buraya. Hepinizi banlayacağım oğlum. Dostlarım, eski konsey, yani entitenin konseyini bir anda dermadan ettim. İlk bunu atıyorum. Kimdi bu? Lady gitti. Güle güle. Şerefsiz Lady gitti. İkinci sırada kim var? 07 bay bay, kendine iyi bak. Burada iki tane mob picker var dostlarım. Bu niye böyle oldu bilmiyorum. Bir dakika. İçinde ilkinin 32 var. Bunda kim var? Bunu anlamadım. Abi, şu an boş verin. Hepsini attım dostlarım. Bakın, şu an dostlarım, tüm konseylerin, hayatta kalan tüm konseylerini paramparça ettim. Onu zaten gitti. Bakın, onu GG olmuştum. Onu öldürmüştük. Lady, 32 ve 07 konseyde kalan kişilerde, onları da şu anda mob picker alıp direkt bana evde yaktım. Ben en iyisiyim dostlarım. Bu sunucudaki en iyisi benim. Ben en iyisiyim. Zaten Chris bizim envanter dedi. Taştı. Bobby sunucusunda. Kimse kalmadı abi. Oğlum var ya, bu konsey kalesinin başınıza yakacağım lan sizi. O entity nerede oğlum? O entity'yi bana getirin. O entity şerefsizi nerede? Onu direkt bana getirin abi. Onu direkt bana getirin. Onu direkt bana getirin. Nerede o şerefsiz? Onu direkt bana getirin.
Ölmeyeyim de durun. O kadar dostlarım, milletim hop picker aldık, bir de burada ölürsem patlardım yani. Nerede? Tekrardan bir aynı yere gireceğim dostlarım. Orayı bir incelemek istiyorum, kütüphanenin olduğu kısmı. Kütüphanenin olduğu kısmı iyice bir incelemek istiyorum. Tamam, tekrardan içeriye gireceğim. Yani PDM silahım gitti. Onun dışında dostlarım birçok silahım gitti. Şu an pek bir şeyim kalmadı ama yapacak bir şey yok dostlarım. Artık ölümden korkmuyorum. Öleceksem de bugün öleceğim. Başka bir gün değil. Ne olacaksa olacak dostlarım. Başka hiçbir şey yok. Ne olacaksa olacak. Bu kadar basit. Ne olacaksa olacak. Artık korkmuyorum. Bir dakika, mesela burada odalar vardı bu kütüphanede, hatırlıyor musunuz? Lan bir dakika, buraya oda yapmışlar. İçeride iki tane kitaplar ve bakın burada konsey kıyafetleri var. Büyük ihtimalle bu konsey kıyafetleri neydi? 32 ve 07'ye aitti. Bakın burada o konsey kıyafetleri var. Burayı kırabiliyor muyum? Kıramıyorum. Abi bu kitaplarda bir şey yazılabilir dostlarım. O içerideki kitapları almam lazım. Bir dakika dostlarım, Rus numarası var. Bir dakika, Rus RT'dir numara arıyor. Coldman. Arayan Coldman. Dostlarım, arayan Coldman! Coldman! Coldman burada. Coldman burada! Coldman burada! Coldman burada. Kapandı. Dostlarım, Coldman burada. Coldman burada. Korkmuyorum lan. Şalter açtı buraya bakın. Korkmuyorum. Korkmuyorum. Korkmuyorum! Bir dakika, şu kitapları alacağım. Sağ tıkladım, direkt elime büyülü kitap geldi. Ne oluyor lan? Bir dakika, bu kitapların içinde ne yazıyor dostlarım? Şu anda Coldman burada. Bakın, direktman aradı beni. Buraya geldiğim anda aradı ve bakın Coldman bana kendi müziğini dinletti. Direktman kendi müziğini dinletti. Ve direktman buradaki kitabı sağ tıkladığım anda elime büyülü bir kitap geldi. 14 Ekim 2022. 22 Ocak 2024. 22 Ocak 2024 şu an bulunduğumuz bugünkü tarih. Şu anda ben bu videoyu 22 Ocak 2024 tarihinde çekiyorum. 14 Ekim 2020. Benim Coldman serisinde başladığım tarih değil mi lan bu? Burada Judgment Day, mahşer günü yazıyor. Bu benim Coldman serisine başladığım tarih olabilir dostlarım. Coldman videolarına başladığım tarih olabilir. Bu da şu anda bulunduğumuz tarih. Bir dakika, bu kitapta ne var? Bunu da aldım. 2 yıl sonra aynı gün. Bir dakika, burada bir video linki var. Bu video linkini internete yapıştırsam ne çıkar? Bekleyin, burada bir video linki var dostlarım. Kendimi güvene alayım, bekleyin. Burada 2 yıl sonra aynı gün yazıyor. Ve burada bir video linki var. Bir dakika, bu video linkini açacağım şimdi. Açtım dostlarım, video linkini açtım. Bu benim videom lan! Bu benim videom! Coldman! Dostlarım, Coldman! Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu benim videom dostlarım, bu benim videom! Bir dakika, bu benim videom! 30 Ekim 2022 tarihinde yükledim Coldman videosu. Bu Coldman videosunda ölüyordum dostlarım. Ölüyordum ama ban yemiyordum. Coldman beni lava atıp öldürüyordu. Bir dakika, niye bu video direkt burada çıktı? Coldman niye bunu bana göstermeye çalışıyor? O kitaplarda niye bu videonun linki var? Buradaki bu sahne, bir de bakın dostlarım, zaman damgalı link atmış. Yani direkt ben videoyu açar açmaz direkt ben bu sahneden başladı video. Yani benim lava düşüp öldüğüm sahneden başladı. Coldman beni öldüreceğini mesajını mı vermeye çalışıyor? Olabilir dostlarım. Coldman belki de şu anda beni öldüreceğini mesajını vermeye çalışıyor. Lan bir dakika, orada isimler var. Ne oluyor lan? Korkmuyorum ki artık, gel. Neredesiniz? Gelin lan, çıkın ortaya! Sessiz ölüm karakterleri. Dostlarım bunlar sessiz ölüm karakterleri. Bunlar Coldman'in dostlarım botları, koruyucu botları. Sessiz ölüm karakter... Ellerine lav aldı lan. Ne yapıyor lan bunlar? Birilerine vuruyorlar. Ellerine niye de aldı bunlar dostlarım? Bunlar beni öldürmeye çalışıyor. Coldman bana beni öldüreceğine mesajını vermeye çalışıyor. İkisi de öldü ve ban yedi. İkisi de öldü ve ban yedi. O kitaplarda bakın. 14 Ekim 2022. 1 Ocak 22 Ocak 2024. Dostlarım, bu büyük ihtimal benim Coldman serisine başladığım tarih. Bu da şu anda günümüzün tarihi. Ve burada bakın 2 yıl sonra aynı gün yazıyor. 2 yıl sonra aynı gündeyiz yazıyor ve burada bu video linki var. Video linkini açtığım anda da o Coldman videosundaki benim lava düşüp öldüğüm sahne belirdi. Coldman bize bir mesaj vermeye çalışıyor. Coldman beni lavda öldüreceğini mesajını vermeye çalışıyor olabilir. Bir dakika, oraya gittik. Burada da bir tane yer vardı diye hatırlıyorum. Kırıldı. Bir dakika. Lan burası aynı tünel. Coldman evini hatırlayın. Adresinde bir şey olduğu bölüm. Ekranda şu an bölümü görüyorsunuz. Aynı tüneldeyiz.
Aynı tüneldeyiz. Aynı tüneldeyiz. Bir dakika, Kodman beni dostlarım şu anda yaptığım planın içine çekmeye çalışıyor. Boş. Bu tüneli hatırlayanlar Kodman serisinin en ağır takipçileridir. Bu oda da boş. Hatırlayanlar vardır. Benim ev adresime bir şey almıştı. Kodman benim evimin adresini öğrenmişti. Ve evimin adresini de öğrendikten sonra dostlarım, ben bayağı psikolojim bozulmuştu yani. Kodman serisini bırakmıştım. Bir süre sonra geri dönmüştüm. Ve bakın, bu o tünel. Şuradaki pasaj plakasına bastığım zaman sohbette bir link çıkmıştı. Ben bu linke tıkladım ve bir anda ev adresim ifşalandı. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum dostlarım. İstiyorsa evime gelebilir. Delikanlıysa gelsin. Birazcık erkekliği varsa gelir. Bu oda boş mu? Boş. Bir dakika, bu pasaj plakasına tıklarsam ne olacak şimdi? Lefty game mi? Ne oluyor lan? Benim banlanma mesajım çıktı sohbette. Bir dakika, o dostlarım, sansürlü linki görüyorsunuz. Bakın o linki ne geldi. Bakın, ben bu linke bastım diye adresim ifşalanmıştı. Yine basacağım dostlarım. Sizin için her şeye değer. Sizin için her şeye değer. Gerekirse dostlarım, delikanlıysa kod benim evimin adresini öğreniyor, gelsin buradayım. Benim evimin adresi belli kardeşim. Yüreği yiyen varsa gelsin direkt. Buradayım, gelsin. Basıyorum. Linke bastım. Bakın, aynı o zamanki gibi, yaklaşık bir buçuk sene önceki gibi ekranım direkt siyah oldu. Siyah bir siteye attı beni. Ve şu anda büyük ihtimalle dostlarım kodlan bilgilerimi öğreniyor. Oyuna geri döneceğim. Bu ne? Lavabosu var. Burada lefte game çıkıyor. Ekranda burada... Lan bu kodlanın köpeği değil mi? Kodman geliyor. Dostlarım, Kodman geliyor. Kodman geliyor. Buraya gel. Buraya gel. Ban yedik dostlarım. Evet, görüyorsunuz. Şu anda ban yedik. Kodman beni hiçbir şekilde yenemedi. Bakın, aradan 2 yıl geçti. Kodman beni ne yaptıysa, ne yaparsa yapsın beni yenemedi. Onun tüm konsüllerini öldürdüm bakın. Konsüllerinin hepsini öldürdüm. Tüm evrenlerine çöktüm. Bütün evrenlerini neredeyse ele geçirdim. Soy ağacındaki bütün efsaneleri 1,5 yıl boyunca hepsini tekrar tekrar öldürdüm. Ve en sonunda az önce gördüğünüz, bakın, yaratıcı moda geçmiş, gördünüz değil mi? Creative moddaydı, yaratıcı moddaydı. Ve yaratıcı modda ben ona vuramadım. Uçarak geldi ve beni tek vuruşta öldürdü. Ve bakın, şu anda ban yedim Kodman serverından. Şu anda görüyorsunuz, direktman ban yedim. İşte sen bu kadar korkak bir adamsın Kodman. Bu kadar korkak, bu kadar rezil bir adamsın. Beni anca sahibi olduğun sunucuya Creative Mode'da geçerek öldürebilirsin. Başka hiçbir şekilde öldüremezsin. Eğer bu videoya sizlerden 40.000 ya da 35.000 de olur, bu civarlarda bir beğeni gelirse, Kodman sunucusuna yeni bir hesapla gireceğim. Hem de bu gireceğim hesap en yakın arkadaşım hesabı olacak. Kim olduğunu anlamışsınızdır. Benden hiçbir zaman kaçamayacaksın Kodman. Bu Minecraft sunucusunu kapatana kadar benden kaçamayacaksın. Senin peşini asla bırakmayacağım. Rahat bir şekilde bu sunucuda oynayarak keyfini süremeyeceksin. Benim adım Borono. Gerçi sen benim adımı çok iyi tanırsın zaten. Görüşürüz.